haksızlığına karşı direniyoruz. Bizler Rosatex işçileri alın terimizi çalanlara karşı buradayız. Bu üçüncü haftamız. Mücadelemiz devam ediyor. Emeğimizi çalanlar, köşe başı patronları, Nedim Aşkın, Bülent Demiroğlu ve Yalçın Demiroğlu haklarımızı ödemedikleri için lüks lokantalar açabiliyorlar. Bizlerin alın teriyle yurt dışında ve yurt içinde köşe başı restoranlar zinciri oluşturabiliyorlar. Bizim sayemizde lüks içinde yaşıyorlar. Onlara karşı direniyorum. Bizler çoğu kadın olmak üzere 382 kişiyiz. 8 Mart Dünya Emekçiler ve Kadınlar Günü'nde işsiz bırakıldı. Kadınlar Günü'nde haksız yere işten çıkarıldı. 4 aydır halen çoğumuz işsiz bir yaşam mücadelesi verirken onlar bizim alın terimizle lüks içinde yaşıyorlar. Bizler Rosatex çalışanları olarak bu haksızlığa sessiz kalmayacağız. Patronlar dönemin partilerine dayanarak bizleri dilediği gibi sömürebiliyorlar. Rosatex patronlarına sesleniyorum. Emeğimizin karşılığı 2 aylık maaşımız, ihbar tazminatlarımızı alana kadar burada köşe başı önünde oturma eylemi yaparak sesimizi bütün Türkiye'ye ve duyarlı insanlara duyuracağız. Bizler bugün 16-17.30 arasında Nişantaşı köşe başı restoran önünde oturma eylemi yaparak hakkımızı aramaya devam ettik. Oradan da köşe başına gelerek 19.30-21.30 her cumartesi pazar iftarımızı çay ve simitle açarak oturma eylemine devam edeceğiz. Siz ve sizin gibi emekçi hakkını çalanlar köşe başı gibi lüks restoranlarda iftarını açarken bizler alın terimiz için buradayız. Ülkemizin aydın ve duyarlı insanlarına bize destek olmaya çağırıyoruz. Bizi sömürenlere karşı direncimiz büyüyecek, kararlı mücadelemizle haklarımızı alacağız. Birleşen işçiler asla yenilmez. Yaşasın onurlu mücadelemiz.